Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Özel karantina rejimi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. 14 ve 15 Haziran'da 9 şehir ve bölgede katı bir karantina rejimi uygulanacak. Eyalet sınırına giriş ve çıkış kısıtlamaları 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ayrıca Bakü, Gence, Lenkara ve Sumgayt, Apşeron, Yevlah, İsmaili, Kurdemir ve Salyan bölgelerinde 14 Haziran ve 16 Haziran'da karantina rejimi sıkılaştırılacak. Bu hafta sonu araba kullanılmasına izin verilenler kendi arabalarını kullanabilirler. Önümüzdeki haftalarda sıkı karantina rejimi sadece pazar günleri uygulanabilmektedir. Koronavirüs ile enfekte olanlar arasında hükümet yetkilileri de bulunmaktadır. Düğünlerle ilgili önceki karar geçerlidir. Bakü ile diğer bölgeler arasındaki trafiği geri yükleme konusu gündemde değil. Fazıl Mustafa yaptığı açıklamada şu ifadelerini belirtti. Bu provokasyon polis içindeki bazı gruplar tarafından yapıldı. Bence yasamalda polis tarafından yürütülen operasyon bir provokasyon ifadelerini belirtti. Büyük Kuruluş Partisi Başkanı Milletvekili Fazıl Mustafa 8 Haziran'da Yasamal ilçesinde polis tarafından yürütülen operasyon hakkında yorum yaparken 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Fazıl Mustafa bu provokasyonun polis içindeki bazı gruplar tarafından yapıldığına inanıyor. Bu provokasyonun doğrudan İçişleri Bakanlığı'na yönelik olduğunu düşünüyorum. Dikkat ederseniz onların yapay bir yapı olduğunu göreceksiniz. Başka bir deyişle polis kanunsuzluğunun kendisini yaydı. Sonra da dövüldüğünü söyleyen tutukluyu serbest bıraktı. Bu açık bir provokasyondur. Suçunu bilen var mı? Tabii ki de değil. Hiçbir iz bırakmak istemiyor. Ama neden bu konuda izler var? Kanımca İçişleri Bakanlığı bu konuyu ciddi bir şekilde araştırmalı ifadelerini vurguladı. Fazıl Mustafa bu olaylardaki sert tutumundan da bahsetti ve polisin sürülerinin kanunsuzluğuna karşı protesto edenleri çağırdı. Ülkesinin polisine çöp atan bir vatandaş olamaz. Bir vatandaş bir şeyden memnun kalmayabilir veya bir şeye karşı protesto gösterebilir. Ancak polise karşı bu türden kitlesel bir şekilde eylemde bulunmak devletin belirli değerlerinin anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu tür konulardaki tutumumuzu ifade etmeliyiz. Polisin yasa dışı eylemleri konusundaki tutumumuzu da ifade ettik. Bu yasa dışılığı işleyen polisler cezalandırıldı ve bu övgüye değer. Ancak yabancı istihbarat ağındaki kişiler durumu farklı durumlarda abartmak için olanları kullanarak devlete karşı bir kampanya başlattılar. Polise çöp verenleri desteklemek aslında devlete karşı bir sınır gösterme girişimiydi. Bu nedenle onları bir sürü olarak tanımladık. Polisin adaletsizliğine ve kanunsuzluğuna tepki gösterdiklerini anladığımız açıktır. Peki neden çöp toplayıcıların çalışmalarını takdir ediyorlar? Kabul etmiyoruz, tam karşısında duruyoruz ve duracağız ifadelerini belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kobustan bölgesindeki Bakü, Şamakı, Yevlah, Arapkadim, Göydere karayolunun inşası için ek tedbirler alınması yönünde bir emir imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kobustan bölgesindeki Bakü, Şamakı, Yevlah, Arapkadim, Göydere karayolunun inşası için ek tedbirler alınması yönünde bir emir imzaladı. Siparişe göre iki yerleşimi 2000 kişilik bir nüfusa bağlayan Bakü, Şamakı, Yevlah, Arapkadim, Göydere otoyolunun inşaatını tamamlamak için 2020 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bütçesinin Devlet Sermaye Yatırımı Azerbaycan Devlet Motorlu Yollar Dairesi'ne yapımı ve yeniden inşası için sağlanan fonların 4 milyon 100 bin manat tahsis edilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı bu emrin birinci bölümünde belirtilen miktarda finansman sağlayacak ve Bakanlar Kurulu bu emreden doğan sorunları çözecektir. Azerbaycan hükümeti 1 milyon avro değerinde dolandırıcılıkla suçlanan bir Türk iş adamını arıyor. Bakü Ana Polis Teşkilatı web sitesinde yayınladığı bilgi Ali Osman Kıtanoğlu Ceza Kanunu'nun 178. maddesi dolandırıcılık ve gaps maddesi altında suçlu bulundu. Türk basınından Ali Osman Kıtanoğlu'nun Temmuz 2017'de Azerbaycanlı iş adamlarına karşı
sahtekarlık şüphesiyle İstanbul'da tutuklandığını ve özel hayatlarına şantaj yaptığını söyledi. Mahkeme tarafından tutuklu yargılanan Ali Osman Kutanoğlu, duruşma öncesi gözaltı merkezine yollandı. Yaklaşık bir ay sonra serbest bırakıldı. Ali Osman Kutanoğlu'nun Azerbaycanlı iş adamlarına karşı toplam 1240 bin avro dolandırıcılık yaptığı kaydedilmelidir. Az TV çalışanlarının koronavirüs ile enfekte olduğu söyleniyor. TV'nin haber departmanının bazı çalışanları koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındığını belirtti. Az TV çalışanlarının bazılarında COVID-19 için test sonuçları pozitif iken diğerlerinde negatifti. Önlem olarak televizyonun diğer çalışanlarından test örnekleri alındı. Cevapları hala bilinmiyor. Az TV'nin Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Mübariz Aslanov, yazı işleri ofimize konuyla ilgili bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, bu konuda birkaç medya temsilcisi kendisiyle iletişime geçtiğini, ayrıca Az TV çalışanlarından birinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığını belirttiğini, genel olarak çekimden önce çalışanlarımız analiz edilmiş ve kontrol edildiğini, karantinaya alınan operatörümüzün yanı sıra diğer çalışanların koronavirüs enfeksiyonu hakkında yayılan bilgiler gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.